Eskişehir'le devam edelim. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün hükümet istifa eylemlerinde yurttaşları ara sokaklarda kıstırıp darp etmek için balyoz timi kurduğu ortaya çıktı. Bu skandal bilgiye eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili araştırma yapan Aydınlık Gazetesi ulaştı. Aydınlığa bilgi veren bir polis balyoz timinin gözaltı yapmadığını, ara sokakta kıstırdığı yurttaşları darp edip bıraktığını kaydetti. Eskişehir'de hükümet istifa eylemleri sırasında özel bir emirle balyoz timi kurulduğu ortaya çıktı. Eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili araştırma yapan Aydınlık Gazetesi skandal bir bilgiye ulaştı. Eskişehir Emniyeti eylemler sırasında eylemcileri ara sokaklarda kıstırıp darp etmek için balyoz adı verilen özel bir ekip kurdu. Eskişehir Emniyetine bağlı bir polis Aydınlığa balyoz timiyle ilgili bilgiler verdi. Özel bir emirle her birimden polisin olduğu balyoz timi kuruldu. Özellikle güvenlik şube ve terörle mücadele şubesinden iri yarı polisler bu timde görev aldı. Bu timde çalışan polisler sivil kıyafetler giyerek çatışmaların olduğu bölgeye gitti. Balyoz timi gözaltı yapmadı. Yakaladıkları eylemcileri dövüp bıraktılar. Sayıları her gün değişiyor ama ortalama 30-40 kişi. Eskişehir'deki eylemler sırasında girdiği ara sokakta eli sopalı kişiler tarafından darp edilmesi olayında da bütün tanık ifadeleri ve kamera kayıtları polisi işaret ediyor. Ara sokakta dövülen üniversite öğrencisi Doğukan Bilir de kendisini döven sivillerin içlerinden birine komiserim diye hitap ettiğini belirtti.